Merhaba herkese. Bir süredir yoktum, farkındayım. Ocak ama benim için çok yoğun bir aydı. Kendimi de çok yorgun hissediyordum. Hem zihinsel hem fiziksel olarak. Kalan son enerjimde de hakikaten kitap okumaya çalıştım. Yine de okuma tempomda da bir azalma oldu ama sanırım her ayda aynı miktarda ya da aynı sürede kitap okumayı beklemek pek hayatla bağdaşan bir şey de değil. Neyse bu sebeple yoktum yani. Bu arada ama okumaya devam ettim. Aralık ikinci yarıda okuduklarımı, Ocak ayında okuduklarımı ve Şubat ilk yarıyı da sayabiliriz artık, bugün ayın 15'i. Şubat ilk yarıda okuduklarımı paylaşmadım henüz. Ocak ayında okuduğum her şeyi paylaşmayı da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü beni böyle çok heyecanlandıran, mutlaka bu kitaptan bahsetmeliyim, herkes okusa keşke dediğim çok fazla kitap okumadım açıkçası. Onun için bu video için aslında bu bahsettiğim dönemlerde okuduğum kitaplar arasında en sevdiklerimi seçmeye çalıştım. Ha, hepsi de sığdı mı? Hayır. 5-6 kitap daha var. Bu videoda en sevdiklerim arasından 9 tanesini paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikli olarak bunları paylaşmak istedim. Çünkü dediğim gibi bunlar hem içlerinde en sevdiklerimde hem de 2-3 tanesi hariç hepsi yeni çıkan kitaplar. Dolayısıyla yeni çıkan kitaplar arasında almak istedikleri olup da tereddütte olan kitaplar hakkında fikir sahibi, bilgi sahibi olmak isteyenler varsa aydınlatıcı olur, yardımcı olur diye umarak yeni çıkanlardan seçmeye çalıştım. Bunun dışında aldığım kitaplar da hayli birikti. Yetiştirebilirsem en geç bu hafta sonu onu da, yani bir alışveriş videosu paylaşmayı da planlıyorum. Bakalım. Evet, hemen başlamak istiyorum. Viktor Pelevin, Çağdaş Rus Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri sayılıyor. Eskiden Dost Kitapevi de basıyordu kitaplarını, Böceklerin Yaşamı, Türkiye İş Bankası, Modern Klasikler'de Buda'nın Serçe Parmağı'nı basmıştı. Bu kitapların bir süredir baskısı yok. Elimdeki de P Kuşağı, Homo Sapiens ismiyle tekrar basılmış bir kitap yine. Verita Kitap basıyordu bunu da daha önce. Çok kafası farklı çalışan yazarlardan bir tanesi Viktor Pelevin. Bu da okuduğum en acayip metinlerden biriydi gerçekten. Bir gencimiz var burada. Sovyet Rusya döneminde edebiyat fakültesinde okuyor. Fakat tam o esnada Sovyetler dağılıyor. Ve kendisi de okulu bırakıp bir büfede çalışmaya başlıyor. Bu büfede çalışırken yolu bir gün eski üniversite arkadaşıyla karşılaşıyor ve kendini bir anda reklamcılık sektörünün içinde buluyor. Bu sektörün içinde sonra o başarı basamaklarını hızla tırmanmaya çalışıyor. İşte bunun öyküsü kısaca kitap, ama kitabın anlattıklarından ziyade yazarın anlatım biçimi itibariyle çok acayip, çok tuhaf bir metin bu gerçekten. Öncelikli olarak yazar bizleri o Sovyetlerin dağıldığı, serbest piyasa ekonomisine geçildiği, sınırların her anlamda, hem ticari anlamda hem turizm anlamında açıldığı dönemden, yani yavaş yavaş Rusya'nın aslında neoliberalleşmeye başladığı dönemden bahsediyoruz. O geçiş dönemini muhteşem anlatmış. Rus oligarkların ve mafyanın ticareti ele geçirmeye başladığı, bir gecede insanların köşeye dönüp milyoner olduğu, o tekinsiz, o belirsiz geçiş dönemini muhteşem bir şekilde anlatmış. Arbitrajla, çeşitli hileyle, hurdayla bu belirsizlik durumunun verdiği avantajları kendi çıkarına göre kullanmayı çok iyi bilen insanların türemesiyle, işte o oligarkların oluşmasıyla o dönemi muhteşem anlatmış hakikaten. Sonrasında ise muazzam bir tüketim toplumu eleştirisi var. Yani eşyalarla, sahip olmakla kurduğumuz o anormal, tekinsiz ilişki ve bu ilişki yoluyla aslında insanların, bireylerin nasıl manipüle edildiği, kendimizi nasıl sahip olduklarımıza indirgediğimiz ve çevremizdeki herkesi de aslında nasıl sahip oldukları ya da olmadıklarıyla değerlendirdiğimiz, bütün fikirlerimizi nasıl o reklamların, televizyonun, o sanal dünyanın yönettiği, manipüle ettiği bir yerde, bunu muazzam işlemiş gerçekten. En sonlara doğru da bu manipülasyonun aslında nasıl sadece böyle gündelik sıradan tercihlerimizde değil de bütün bir dünya siyasetini, ülkelerin siyasetini, o liderlerin hayatını, dolayısıyla toplumların, ülkelerin hayatını nasıl gidişatına yön verdiğini muhteşem işlemiş gerçekten. Dediğim gibi anlatım biçimi itibariyle de çok acayip bir metin. Baş kahramanımız o başarı merdivenlerini biraz da daha da hızlı tırmanabilmek amacıyla
zararlı maddeler kullanıyor, uyuşturucu kullanıyor ve bu uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyonlar da görüyor. Halüsinasyonla gerçek yer yer metinde iç içe geçiyor, karışıyor. İlerledikçe aslında bu durum daha da absürtleşiyor. Bunun yanı sıra mitolojik bir takım hikayelerle geçmişi ve bugünü de gitgellerle yine iç içe anlatmayı seven bir yazar Victor Pelerin. İşte tüm bu halüsinatif anlatımlar, gerçeklik ve mitolojik anlatımlarla bugün biraz iç içe ilerlediği için yer yer çok tuhaf bir evren karşımıza çıkıyor. Bu tuhaflık yer yer aklınızın, zihninizin sınırlarını da zorlayabiliyor ama ortaya muazzam ve çok sıra dışı bir metin çıkmış gerçekten. Onun için özellikle farklı bir şeyler okumaktan hoşlananlara, ya ben kafası farklı çalışan yazarlarla çalışmaktan çok memnun oluyorum, farklı bir şeyler okumaktan çok memnun oluyorum diyenlere özellikle tavsiye edeceğim bir kitap ama bahsettiğim mevzular ilginizi çekiyorsa da mutlaka öneririm. Hakikaten çağdaş Rus edebiyatı da klasik Rus edebiyatı kadar başarılı dedirtiyor insana bu kitap okuduktan sonra. Bir diğeri Porselen Delisi Utz Rus Chatwin'in kitabı. Sadece Utz ismiyle mavi kapakla yakın zamanda tekrar bastı bunu Can Yayınları. Ben de zamanında sahaftan 5 TL'ye almıştım bunu. Onun için hemen okumak istedim. Burada bir koleksiyon sevdası, porselen koleksiyonu tutkusu olan bir adamın hikayesi var. Ben de kitaba başlamadan önce Profesör Kiye'ni bilirsiniz. Profesör Kiye'nin kitaplar yerine porselenlerle o ilişkiyi kurmuş bir halini okuyacağımı düşündüm. Ve kendim de kitaplarla olan ilişkimden dolayı kendime yakın hissedeceğim bir karakterin dünyasını bana açacağını düşündüm aslında ama beklediğim durağan bir metindi. Yani işte bir koleksiyonerin bu koleksiyonuyla olan takıntılı tutkulu ilişkisi, belki o koleksiyonuna dair günlük ritüelleri, işte onları belki temizlemesi, bakması, oturup onları seyretmesi, nasıl körleşmedi okumuştuk Profesör Kiye'ni. Öyle bir kitap bekliyordum. Değildi. Bu açıdan daha akıcı, daha olay odaklı, son derece rahat okunan ve çok keyifli bir metin olduğunu söyleyebilirim. Neyi anlatıyor? Bir porselen koleksiyonerin koleksiyonun hikayesi etrafında aslında 20. yüzyıl Çekoslovakya tarihini şöyle bir hızlıca gözümüzün önünden geçirip götürüyor diyelim. Bu koleksiyoner aristokrat bir aileden geliyor. Annesi ya da babası biri Yahudi, biri Alman aristokrasisinden geliyor. Ve anneannesinin şatosunda aslında bir gün porselenlerle tanışıyor. Biraz da hayatta bir gaye arayan bir karakter bu. Ve bu porselenlere ilgi duymaya başlıyor. Zamanla muazzam bir koleksiyonu oluyor. Ve öyle bir bağlanıyor ki bu koleksiyonla. Küçük iki odalı bir apartman dairesinde otururken dahi vazgeçemiyor bu koleksiyonundan. Bu koleksiyonun tabii ki hayatta kalma serüveni de son derece ilginç çünkü 20. yüzyıl tarihini, Çekoslovakya tarihini düşündüğümüz zaman inanılmaz bir tarih. Önce işte 2. Dünya Savaşı, Naziler, ardından Stalinizm dönemi gibi pek çok badireyi atlatmayı başarıyor. İşte bu badireleri nasıl atlatıyor? Bunun hikayesi kitap. Dediğim gibi son derece keyifli zaman geçirten bir kitaptı. Çok beğendim ben. Bir oturuşta rahatlıkla okuyabileceğiniz güzel bir novella. Evet, Zavallılar filmi de vizyona girdi. Ben henüz izleyemedim ama kitabı çıkar çıkmaz okudum. Şu anda da Lanark'ı okuyorum aslında. Lanark da çok güzel ilerliyor hakikaten. Yarıladım, muhtemelen yarın bitiririm. Onu da haftaya umarım paylaşabilirim. Burada da yine çok sıra dışı bir zihin, sıra dışı bir hayal gücü var. Bu kitapta 20. yüzyılda 1900'lerde bir müze görevlisinin bir mektup bulmasıyla başlıyor ve bu mektupta bir yüzyıl öncesinde İskoç bir doktorun anılarından oluşan bir kitaptan bahsediyor ve bu kitabı okuyoruz aslında bu kitapta. Yani kurgu içinde kurgunun olduğu metinlerden bir tanesi bu. Yazarın kendisini de bu mevzu bahis kitabın editörü olarak karşımızda görüyoruz. Unamuno'nun sisini anımsattı bana biraz burası. Bu doktor son derece mesleğine aşık ve biraz da çılgın deneyler yapmaktan hoşlanan bir doktor ve günün birinde nehrin kıyısında bulduğu ölmüş bir gebe kadını karnındaki çocuğun beyniyle beraber yeniden hayata döndürmesinin hikayesi var aslında ama sonrasında bu kadının hikayesiyle beraber hikaye bambaşka
katmanlara bambaşka boyutlara evriliyor. Victorian bir bilim kurgu okuyacağımı düşünüyordum ben ama kitap bundan çok daha fazlası. Sıfırdan hayata başlamış, tertemiz bir zihin, pırıl pırıl, hiç işlenmemiş, eğitilmemiş bir zihinle dünyaya gelmiş ama dünyaya yetişkin olarak gelmiş bir insan var öncelikli olarak karşımızda. Bu da şu demek, bizim ezberlediğimiz ortak kabulleri, o eğitimimiz sırasında aldığımız ve hemen kabullendiğimiz, ezberlediğimiz sosyal kuralları, kodları kafasına kodlamamış bir karakter bu. Dolayısıyla yepyeni bir gözle, tertemiz bir zihinle dünyaya nasıl bakıyoruz? Neler, hangi ortak kabuller bize saçma geliyor? Hangilerini aslında nasıl sorgulamalıyız? Zaman ve mekan, pardon, algımız bile aslında nasıl çarpık, kodlanmış ve etki altında, bunları çok güzel işliyor. Bu kısımlarda biraz bana Kasper Hauser'i anımsattı. Everest'ten çıkan kitabı da çok iyidir. Filmi de muazzamdır. Okumadıysanız, izlemediyseniz mutlaka öneririm onu da. Sonrasında tabii ki sanayi devrimiyle beraber dönmeye başlayan o acımasız çarklarla beraber muhteşem bir sistem eleştirisi aslında bizi bekliyor. Sömürgecilik, emperyalizm, o kapitalist sistemi her yönüyle o kadar güzel eleştirmiş ki yazar, bir kısım nasıl hem dünyada hem de aynı ülke içerisinde fakir kalmalı, nasıl o sömürü düzeninin devam etmesi için savaşlar neden var olmaya devam etmeli gibi pek çok boyutuyla çok güzel bir sistem eleştirisi var. Bunun yanında kadınları da unutmamış. İlk başta işte mirastan, eğitim hakkından başlıyor. Sonrasında cinsel hayata, evliliğe kadar döneminin çok ilerisinde ama bugün bile muazzam fikirlerle kadın olmayı ele alıyor hakikaten. Çok beğendim ben. Kitabın bir bonusu da, bir sürprizi de şuydu. Farklı perspektiflerden de okuyoruz biz bu hikayeyi. Ama öyle derinlikli bir eser ki bu farklı perspektiflerden okuduğumuz zaman kitabın neredeyse türü değişiyor. Yani bu bir fantastik bir bilim kurgu mu? Yoksa anlatılanların hepsinin bir açıklaması mı var? Bir gerçeklik mi? İşte buna karar vermesi gerekiyor okurum ve her iki ihtimalde de, her senaryoda da çok güzel bir şekilde ikna ediyor okuru gerçekten. Çok çok beğendim o açıdan. Dediğim gibi şimdi Lanark'ı okuyorum. Muhteşem bir zihin bence. Bu sene okuduğum, yani bu ay okuduğum ilk kitaptı bu. Bu senede okuduğum en iyi kitap bu diye düşünmüştüm. Bu kitabı okuduğum zaman hakikaten çok iyiydi. Böyle bağlanacağım, beni alıp götüren bir kitaba da çok ihtiyaç duyuyordum. Ocak ayının verimsizliği dolayısıyla onun için ilaç gibi geldi bu kitap bana hakikaten. Yordam Edebiyat'ın yeni çıkan kitabı Gümüş Aygır Kore'nin hikayesi. Yazar kendisi çok küçükken, 8-9 yaşlarındayken Kore Savaşı başlıyor ve Kore Savaşı'na tüm yönleriyle tanıklık ediyor. O göçe, yoksulluğa, yiyecek bulamamaya, yabancı askerlerin ülkeye gelmesiyle beraber yaşanan bir takım güvenlik sorunlarına, yozlaşmaya gibi pek çok yönüyle o savaşın tüm acımasızlığına, sert yüzüne çok küçük yaşta tanıklık etmiş oluyor. Kitabın en sonunda çok güzel bir son söz var. Yazarın bu anılarını, bunun yanı sıra bu anılarından yola çıkarak bu metni kaleme alma sürecini, ardından bu kitabın yıllarca basılamamasını, sonrasında bir kitap olarak basıldıktan sonra çeviri sürecini gibi pek çok kitapla ilgili ve kendiyle ilgili şey anlattığı muhteşem bir son sözü var. Neyse, kitabın kendisine dönecek olursam, bir çocuğun gözünden küçük bir köyde Kore Savaşı'nın yansımalarını okuyoruz. Burası aslında coğrafi şartları nedeniyle uzun yıllar Japon istilası, Çin istilası gibi pek çok şeyden etkilenmeden kendi küçük akvaryumunda yaşamayı başarabilmiş bir köy ama Kore Savaşı başladığında böyle olmuyor. Savaş patlak verdikten çok kısa bir süre sonra NATO askerleri, Birleşmiş Milletler askerleri bu köye de gelmeye başlıyor. Şimdi savaşın getirdiği yıkım ve tahribattan bahsettiğimiz zaman biz genelde ölenleri, yaralananları anlıyoruz ama burada savaşın pek çok çirkin yüzü olduğunu çok güzel anlatıyor aslında. Küçük bir çocuğun gözünden, dediğim gibi. Bu askerler geldikten sonra o köydeki yozlaşma nasıl başlıyor? Bir yandan insanların hayatı çok çetrefil, çok zorlu hale gelmeye başlıyor. Çünkü işte yiyecek bulmak sıkıntı, daha da yoksullaşıyor insanlar gibi problemler var. Bunun dışında tabii ki güvenlik problemleri var. Ama bunun yanında bir de ahlaki yozlaşma var. Buradan ahlak nedir aslında ve toplumsal kurallara, ahlak söz konusu olduğu zaman ne kadar güvenebiliriz? Yani
evli olduğu etiketine dayanarak ya da köyün ya da herhangi bir toplumun önde geleni, ileri geleni olduğuna güvenerek kesesini doldurmak için her şeyi yapabilen insanın mı ahlakını sorgulamalıyız, yoksa tek başına çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi verirken kendisi de istemediği bir takım yollara girmek zorunda kalmış bir kadının mı ahlakını sorgulamalıyız? Bununla ilgili muhteşem bir hikaye bu. Bu açıdan toplumsal kuralların o güvenilmezliği, yozlaşmışlığı da çok güzel bir şekilde ele alınmış. Çok akıcı bir anlatımı vardı bu da hakikaten. Çok çok beğendiğim bir kitap oldu bu. Özellikle okuma zevkiniz benimkiyle benziyorsa mutlaka tavsiye ederim bu kitabı. Evet, yine kişisel anılardan hareketle ele alınmış bir kitap. Hatta direkt anı olarak geçiyor kitabın türü. Lia P'nin Özgür isimli eseri. Bu da, bu yazar da Arnavut bir yazar ve Arnavutluğun komünist dönemlerinin sonunda çocukluğunu yaşamış. Sonrasında ve akıllı bir çocukmuş da. Genç kızlık döneminde de komünizmin çöküşünden sonra yavaş yavaş o neoliberal politikaların ülkeye gelişi ve ülkenin serbest piyasa ekonomisine açılması, yavaş yavaş yüzünü batıya döndüğü dönemde de genç kızmış ve farkındalığı çok yüksek akıllı bir çocuk ve genç kız olarak kendi anılarını, ailesini, büyüme dönemindeki o sancılarını, ülkenin o geçiş tarihiyle beraber, o siyasi, kültürel değişim süreciyle beraber iç içe çok güzel anlatan bir kitap bu da. Çok samimim. Yazar anılarını çok başarılı bir şekilde seçmiş. Yani anlattığı karelerle gözünüzde tüm bir ülkeyi, tüm bir toplumu, toplumda yaşayan insanları canlandırabiliyorsunuz. Mesela kapakta bir Coca-Cola kutusu var. Bu çok önemli aslında ve tek bir Coca-Cola kutusuyla bir toplumun pek çok konudaki yaşantısını, bakışını, dünya görüşünü, siyasetin günlük hayata yansımasını görüyorsunuz aslında. İşte bu şekilde yazarın seçimleri her şeyden önce çok başarılı. Çok güzel bir metindi bu da. Kitabın adı Özgür. Yazar kendince hem komünist dönemin o yozlaşmış dönemlerinde yaşananların kötülüğünden hem de o neoliberal politikanın getirdiği yozlaşmadan bahsediyor ve her ikisini de daha çok eksileriyle tabii ki anlatırken muhteşem bir dönemi de anlatmış oluyor. Siz de ilk elden bunları gözlemleyen, gözlem yeteneği yüksek akıllı bir insanın kaleminden bunları ilk elden okumuş, öğrenmiş oluyorsunuz. Çok çok güzel bir metindi hakikaten. Son derece sıcak, samimi de bir anlatımı var. Çok beğendim bu kitabı da. Bir diğer okuduğum bir klasik Profesör Unrat Heinrich Mann'ın bir kitabı, Thomas Mann'ın kardeşi. Bu kitap da sadece edebiyat tarihine kazandırdığı nevi şahsına münhasır karakter sebebiyle bence okunmayı hak eden kitaplardan biri. Çünkü Profesör Unrat bir yandan çok gerçekçi ve hepimizin muhtemelen hayatında tanıdığı bir insana çok benziyor. Bu gerçekçiliğiyle de hem ürkütücü, rahatsız edici, sinir uçlarınıza dokunuyor hakikaten. Ama hem de tam da bu sebepten okunması gerek bence. 20. yüzyılda küçük bir Alman kasabasında geçiyor burada da olaylar. Bir öğretmen var ama oldukça despot bir karakter bu öğretmen. Ahlaki ve toplumsal kurallar konusunda son derece katı ama hemen hemen bütün ahlak bekçileri gibi aslında derdi tasası bu kurallar değil ya da kendi değer yargılarına çok bağlı olduğundan değil bu durum. Sadece bunu insanların hayatı üzerinde bir tahakküm kurma, onların hayatı üzerinde söz söyleme hakkını kendinde görme, dışlanmış hissettiğinde bunun hıncını onlardan çıkarma ve insanları kontrol etmenin bir yolu olarak gördüğü için bu kuralları kullanan bir karakter bu. Bu şekilde öğrencilerini de tırnak içinde enselemekten hoşlanıyor aslında. Yani pusuda bekliyor, takip ediyor hatta onları, ya bir hatalarını yakalayayım da onlara ceza vereyim şeklinde. Ama günün birinde devran dönüyor. Hani bazen de kuralsızlık ya da ahlaksızlık geçer akçenin olduğu zamanlar oluyor. O zaman işler tabii ki daha da farklı hallere gitmeye başlıyor. Kolay okunan bir klasikti bu da. Bazı yerlerin çok hızlı geçildiğini hissettim ama bu da daha kolay okunan bir ve akıcı bir eser olmasına katkıda sağlayan bir unsur olmuş bence. Benim beğenerek okuduğum bir klasik oldu. Farklı bir karakterle tanışmak istiyorsanız mutlaka öneririm bu kitabı da. Evet, bu yeni çıkan bir kitap değil. Wittgenstein'ın Metresi, David Markson'ın kitabı.
Jaguar'dan çıkan benim çok sevdiğim bir konuya, konulardan birine temas eden bir roman bu da. Bu kitap baştan sona bir kadının içsel monoloğundan oluşuyor. O nedenle okuması, takip etmesi çok kolay bir kitap değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama bu monolog işini o kadar güzel kotarmış ki yazar hakikaten. Öncelikli olarak inanılmaz bir ahenk var metinde. Yani baştan sona oradan oraya zıplayan bir zihnin söylediklerini okuyorsunuz. Böyle konu konuyu açar gibi karşısına oturtmuş sizi. Zihninden sürekli geçenleri herhangi bir sıraya koymadan anlatıyor. Öyle olay yok, zaman çizgisi yok, kronolojik sıralama yok, hiçbir şey yok. Ama buna rağmen anlattıklarının okurken ben inanılmaz bir şekilde aklımda kaldığını fark ettim. Neredeyse cümle cümle daha önce okuduğum her şeyin kafamda yer ettiğini fark ettim. Muhteşem bir başarı bu bence. Bunun dışında o akışı da, o bilinç akışı dediğimiz şeyin doğallığını da çok başarılı bir şekilde yansıtmış. Karakter çok ilgi çekici ve karakterin o zihnini labirentlerinde gezmek hakikaten çok keyifli bir yolculuk. Ve karakter güvenilmez bir karakter. Yani kadın bize bir şeyler anlatıyor ama anlattığının ne kadarı gerçek, ne kadarı doğru, tamamıyla bir delinin hezeyanlarını mı okuyoruz yoksa aklı başında ama acı çeken bir insanın anlattıklarını mı okuyoruz? Bunu hiçbir zaman bilmiyoruz. Anlatıcıyla ilgili hiçbir şey kesin olarak neredeyse bilmiyoruz. Geçmişinde çok büyük bir acı olduğunu, bir yangınla ve bir çocuk kaybıyla ilgili bir acı olduğunu sezebiliyoruz sadece. Muhtemelen böyle diye bahsedebiliyoruz. Bunun dışında seyahat etmeyi çok sevdiğini ve sanat ve mitolojiye çok ilgi duyduğunu, bu konularda çok bilgili olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü yer yer bize bu yolculuklarını ve sanat ve mitolojiyle ilgili bilgilerini de paylaşıyor. Dediğim gibi ama anlatıcının zihninin labirentlerinde dolaşmak muhteşem bir yolculuk ve inanılmaz da renkli ve o kadar da sıra dışı bir zihni var. Çünkü ona güvenemeyeceğinizi hissettiğiniz zamanlarda bile aslında son derece tutarlı ve makul düşündüğünü fark ediyorsunuz. Mesela hepimizin gerçeklik algısının ne kadar subjektif olduğunu, algımızla, kendi hafızamızla, bilincimizle ne kadar sınırlı olduğunun farkında bir anlatıcı olduğunu biliyorsunuz, fark ediyorsunuz. Bir yandan tutarsız konuşmaya başladığında bile aslında hiçbir zaman kendini yalanlamıyor. Yani buna sarı dedikten sonra hiçbir zaman mavi olduğunu iddia etmiyor gibi. Çok acayip bir metinde hakikaten. Benim gibi gerçeklik konusunu irdeleyen metinlerden hoşlanıyorsunuz. Bu da bence okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Müthişti gerçekten. Çok zihin açıcıydı. Evet, Jamaica Kincaid geçen senenin sonlarına doğru çıkan bir kitap. Annemin otobiyografisi. Jamaica Kincaid de İskoç, Karayipler, Afrika kökenli, yani son derece melez bir aileden gelen bir yazar. Burada da tabii ki onun izlerini de görüyoruz. Her şeyden önce annesini kaybetmiş bir karakter var bu kitapta. Zaten annem ben doğduğum an öldü diyerek başlıyor bu kitap ve her satırda annenin o yokluğunu hissediyorsunuz ama annenin yokluğu bir yerde sadece annenin yokluğu değil de aynı zamanda bir ailenin yokluğu, bir kimliğin yokluğu. Hayatı boyunca o hep o ikinci sınıf muamele gören, ezilen, sömürülen insan olma durumuyla da özdeşleştirerek anlatılıyor ki ben bunu muazzam buldum. Yani bir aile hikayesiyle beraber bütün o kolonyalizm, emperyalizm, hatta cinsiyetçilik ve ırkçılık meselelerinin aynı düzlemde bir araya getirilmesi muazzamdı bence. Yani sadece annesizliğin değil, aynı zamanda bu ezilmenin, sömürülmenin hem kadın olarak hem siyahi bir kadın olarak hem o coğrafyada doğmuş bir insan olarak anlatan çok etkileyici bir novellaydı hakikaten. Okurken de sık sık aklıma Clarice Lispector'ın Yıldızın Saati isimli kısa novellası geldi. Ve sanki o novellada böyle uzaktan anlatılanı, karakteri uzaktan eliyle kamerasıyla takip eder gibi bir anlatımı vardır ya o kitapta Lispector'ın. Bu karakterin içsel monoloğuymuş gibi o karakterini hissettim. Etkilendiğim bir novellaydı hakikaten, tavsiye ederim. Evet, son olarak İran edebiyatından bir eser, Perunus Saniye payıma düşen. Biraz acele ediyorum çünkü kameram sinyal vermeye başladı. Umarım kaydediyordur şu anda. Bu da 1960'lı yıllar İran'ında taşradan büyük kente, Tahran'a göç eden bir ailenin hikayesiyle başlıyor ve bu ailenin
okumak isteyen küçük kız çocuğunun okuma savaşıyla beraber açılıyor hikaye. Sonrasında bu küçük kız çocuğunun genç bir kadın olması, evlenmesi, çocuk sahibi olması, anne olması ve ardından yaşlılığıyla beraber bu kadının aslında hayat hikayesi ekseninde İran'ın o kanlı ve çalkantılı 50 senelik hikayesini okuyoruz. Tek bir kadın ekseninde bunu anlatmasına rağmen hikaye hiçbir yerde sarkmıyor. Her bir dönemde o dönemin kendine özgü şartlarıyla beraber farklı farklı telaşlara, heyecanlara, olaylara gark oluyoruz yazarla beraber. Bu açıdan çok başarılı bir romandı hakikaten ve toplumu o kadar muazzam bir şekilde gözümüzün önüne getirmiş ki, çünkü işte şah yanlısından, devrim yanlısından, muhafazakarından, ileri görüşlüsüne, batılılaşma yanlısına kadar toplumun pek çok farklı kesiminden insanı dahil etmiş. Yine karakterlerin çok başarılı olduğu bir romandı bu. Yani genelde bu tarz romanlarda karakterleri biz salt siyasi ya da toplumsal kimlikleriyle görürüz ama her yönüyle çok başarılı oluşturulmuştu karakterler. Mesela bir erkek karakter vardı ki romanda, dışarıda evet devrim için, kadın erkek eşitliği için savaşıyor ama eve geldiği zaman tüm sorumlulukları eşinin omzuna yıkıp bir yandan da eşi kendinin sahip olduğu o özgürlüğe, serbest zamana, bu gibi ayrıcalıklara sahip olmadığı için yapamadığı şeyler yüzünden onu suçlayan, bu şekilde bencil bir erkek karakteri görüyoruz mesela. Yani hiçbir şeyin hayatta da böyle siyah beyaz olmadığı, gri olduğu bir insan, hani siyasi ya da toplumsal kimliğinin çok iyi olmasının ya da işte dışarıda çok idealist bir insanın evin içinde ne kadar farklı bir karaktere bürünebildiğini görüyoruz. Mesela bu beni çok etkileyen şeylerden biriydi ama baştan sona çok etkileyici bir hikaye hakikaten. Ha, duygu sömürüsü yapmıyor hiçbir zaman. Öyle ajitasyona başvurmuyor ama baştan sona duygularınıza hitap ediyor. Yani elinizde olmadan çok etkileniyorsunuz duygusal açıdan. Çok çok iyi bir hikayeydi gerçekten. İran edebiyatına, Orta Doğu edebiyatına ilgi duyuyorsanız ya da bu şekilde siyasi, tarihi romanlar ilginizi çekiyorsa mutlaka tavsiye ederim bu kitabı da. Evet, bu videoda bahsetmek istediğim 9 kitap bu şekildeydi. Umarım yakın zamanda arayı açmadan tekrar görüşürüz. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.